Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Cumhuriyet dönemi Türk nesri dersinin 5. bölümü olan gezi yani seyahat yazısı. Ee, arkadaşlar öncelikle bu ünitede gezi yani seyahat yazısı, anı ve günlük türlerine yer vereceğiz hemen herkesin yaşamında biliyorsunuz en az bir defa okuduğu türler arasında olan ve zevkle okunan türler arasında yer alan, yer almış olan bu türlerin öncelikle anlamsal olarak geçmişten günümüze nasıl bir içerikle geldiği üzerinde durmaya çalışacağız. E bu türlerin Türk ve dünya edebiyatında gösterdiği gelişim seyrini, yazarlarını, eserlerini dönemsel olarak değerlendireceğiz. Öncelikle arkadaşlar gezi yazısıyla yani seyahat yazısıyla başlayalım. Gezi yazısı yurt dışında veya yurt içinde gezilip görülen yerlerin mimari, kültürel, dini, ticari, tarihi ve benzeri yönlerinin anlatıldığı yazılardır. Anı ve günlük türleriyle de önemli ortak tarafları bulunmaktadır. Bununla birlikte arkadaşlar gezi yazılarının temel hareket noktasının coğrafya olduğunu unutmamak gerekmekte dünya edebiyatından örnekler olarak Homeros'un İlyada ve Odisseas'ı, Voltaire'in Candide'ı, Cervantes'in Don Quixote'u, Jean-Jacques Rousseau'nun Yalnız Gezer'in Hayalleri, Goethe'nin Wilhelm Meister'in Yolculuk Yılları, Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında'sı, Jules Verne'in 80 günde devri alem gibi eserleri bu konudaki önemli dünya edebiyatı örnekleri. Aynı şekilde edebiyatımızda da Ahmet Mithat Efendi'nin Hasan Mellah'ı, Yakup Kadri'nin Bir Sürgünü, Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu ve Refik Halit Karay'ın Sürgün ve Gurbet Hikayeleri gibi roman ve hikayeleri gezi merkezli roman ve hikaye örnekleri arasındadır. Dünya Edebiyatı'nda gezi yazısı, Homer'in 8. yüzyıldaki Odise'yi, Zenefo'nun Anabasis'i, Marco Polo'nun Dünya'nın Hikaye Edilişi, İbn-i Batuta'nın Rihretül İbn-i Batuta'sı, Pinto'nun Hacı, Nerval'in Doğuya Seyahati, Amikis'in İstanbul'u ve Pierlotti'nin İsfahan seyah Seyahatnamesi gibi önemli örneklerle temsil edilmiştir. E, Türk Edebiyatı'na geldiğimizde ise e, Cumhuriyete kadar ki Türk Edebiyatı'nda gezi yazısı arkadaşlar e, özellikle seyahatname ve elçilerin yazmış olduğu sefaretnameler e, kapsamında değerlendirilmeli. E, Türkiye'de Türk Edebiyatı'nda arkadaşlar seyahatname türüne ilk örnek Gıyaseddin Nakkaş'ın Hıtay Sefaretnamesi olarak bilinen 1422 tarihli Acayibül Letaif adlı eseridir. Ee, yine Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik e, muhteşem eseri olan Seyahatnamesi, Katip Çelebi'nin 1732 yılında basılmış olan Cihan Nüması, e, Keçicizade İzzet Molla'nın Mihnet Keşan Mesnefisi, İbrahim Paşa'nın Viyana Sefaretnamesi ve 28 Mehmet Çelebi'nin Fransa Sefaretnamesi arkadaşlar. Tanzimat öncesinde edebiyatımızda yazılmış olan, seyahat eserleridir. Bu dönemde gezilen, görülen yerlere dair önemli bilgiler içeren eserler şeklindedirler. Cumhuriyet dönemine baktığımızda ise gezi yazısının biraz daha değişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda arkadaşlar daha zengin bir gezi edebiyatıyla karşılaşıyoruz. Mesela Dibin 1937 yılında Londra'da basılan Inside India kitabı dışında Türkçe başka bir gezi kitabı olmamakla birlikte pek çok eserinde gezi yazısı diyebileceğimiz bölümlere rastlamamız mümkün. İtalya Seyahatini arkadaşlar, Dağa Çıkan Kurt adlı eserde yolculuk notları başlığı altında ne yapıyor? Anlatıyor. Yine Yakup Kadri de Alt Dağlarından ve Miss Shalfrin'in albümünden eserinde İsviçre Alplerinde yaşadıklarını, gördüklerini gündük yaşam çerçevesinde tarihsel ve sanatsal bir perspektifle birlikte sunmakta. Ee, yine Reşat Nuri Gintekin ee, Anadolu Notları adlı iki ciltlik e, eseriyle Gezi Edebiyatımızda en güzel örneklerden birini vermiştir. Ee, yine Falih Rıfkı, e, Deniz Aşırı ve Yeni Rusya gibi ona yakın eseriyle edebiyatımıza Gezi, gezi yazısı anlamında ciddi katkı sağlamıştır. Bunun dışında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 5 şehir, Sadri Ertem'in Bir Vagon Penceresinden, Haldun Taner'in Berlin Mektupları, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Canım Anadolu, Fikrat Fikret, Fikret Otyam'ın ressam biliyorsunuz Ha bu e, Diyarı, e, Melih Cevdet Anday'ın Sovyet Rusya eserleri de e, Cumhuriyet sonrası edebiyatımızda gezi yazısına önemli katkılardır. E anıya baktığımızda ise anı arkadaşlar geçmişte yaşanan veya olup biten bir şeyi hatırlamak, hatırlayarak anmak manasında manasına gelen bir kelime anmak fiil kökünden türüyor. hatıra kelimesi ise yani anı ve hatıra aynı anlama geliyor. Hatıra kelimesi ise Arapça hutur kökünden türetilmiş bir isimdir. Hatırat da o kelimenin çoğul halidir. Anı, hatıra, hatırat kelimelerin kelimelerinin e, bugünkü anlamda bir türü kavramlaş, e, kavramlaştırması ise, e, o türü karşılamak anlamında kullanılması ise arkadaşlar oldukça yenidir. E, anı, hatıra veya hatırat kişinin yaşadıkları, gördükleri ve işittiklerini üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra hatırlaması ve bu hatırladıklarını kendi algı ve bakış açısına göre ne yapmasıdır? yazmasıdır. Anılar kişinin bütün bir hayatının kapsayabileceği gibi hayatının sadece bir dönemine ait, herhangi bir olay ve gözlemleriyle de sınırlı olabilir. Geçmişte yaşanan olaylara dayanması doğal olarak anıyı tarihe yaklaştırıyor. Şöyle bir ayrım yapabiliriz: Tarih toplumsaldır, anı ise daha çok bireysel bir tarihtir. Aralarındaki fark budur. Ee, yaşanılanların sıcağı sıcağına yazılması olan günlük anıya göre ayrıntı ve subjektif yargılar içerebiliyor. Dolayısıyla ayrıntı ve subjektif olması daha ayrıntılı ve subjektif olması günlüğü anıdan ayırıyor. Ee, ana türünün yapısında dikkati çeken temel özellik geçmişte yaşanmış ve gözlemlenmiş olayların sebep sonuç bağlantısı içinde ve kronolojik bir sıra dahilinde peş peşe anlatılmasıdır. İşte olay anlatımına dayalı edebiyat eserleriyle anıyı birbirine yaklaştıran temel değer anlatılanların kurgusallığı ile nedir? Dil ve üslubudur. Ee, anı türünü arkadaşlar üç grupta tasnif ediyoruz. Tıpkı günlükte olduğu gibi. E, bunlar siyasi, tarihi ve toplumsal içeriği ağır basan anılar. Kültür, sanat ve edebiyat içeriği ağır basan anılar. Ve bir de bireysel içeriği ağır basan anılar. E günlüğe geldiğimizde ise günlük arkadaşlar e, gün günlük bugün e, bugünkü anlamda kullandığımız günlük ya ya, ya, ya da e, günce güncel kelimeleri e, aslında e, bir tür e, karşılamak anlamında çok yeni kelimeler. İngilizcede diary, Fransa'da journal, Arapça'da yevmiyat kelimeleriyle karşılanan günlük eski Türkçede ruzname kelimesiyle ya da kavramıyla karşılanmıştır. Günlük arkadaşlar kişinin yaşadıkları, gördükleri, işittiklerini sıcağı sıcağına günlük olarak kendi algı ve bakış açısına göre bir deftere yazması veya oraya not etmesidir. Kişinin kendi özel ve mahrem hayatını içerirler. Anılara göre hem daha subjektif hem de ayrıntı içeriyor günlükler. Halbuki mesela anılar. Aradan uzun bir zaman geçtiği için daha sonra hatırlanıp yazıldığı için daha olgunlukla ve soğukkanlılıkla yazılırlar. Günlükler ise anlık günlük olduğu için daha sıcak sıcağı sıcağına yazılır ve o yüzden de objektif olamazlar genellikle. Ee, zaten anregide de günlüğün anıdan tek farkı olarak günü gününe tutulmuş olmasını ifade ediyor. Ee, günlük tutmanın Hangi sebepleri olabilir? Bunlar mesela kişi içe dönüktür. O yüzden günlük tutmayı tercih edebilir. Başkalarıyla paylaşmak isteyip paylaşamadığı düşüncelerini, duygularını anlatmak isteyebilir. Bilgi, tecrübe ve gözlemlerini yarınlara bırakma gibi bir düşüncesi olabilir. Veya kendini ruhen, zihnen rahatlatma ve geliştirme arzusu olabilir. Bunlar günlük tutmanın sebepleri olabilir. Günlükleri de arkadaşlar tıpkı... Anılarda olduğu gibi içeriklerine göre siyasi, top, e, tarihi ve toplumsal tarafı ağır basan günlükler, kültür, sanat ve edebiyat tarafı ağır basan günlükler, bir de bireysel tarafı ağır basan günlükler olmak üzere üç ana grupta tasnif ediyoruz. E, Cumhuriyet öncesi dönemde anı ve günlüğe baktığımızda, İmparator Sezar'ın kendini savunmak düşüncesiyle kaleme aldığı Gallia Savaşı adlı eseri batı kültüründe anı türünün yani hatıra türünün ilk örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. 19. yüzyılın ikinci yarısındaki Fransızca'daki e, "memorias" kelimesine karşılık olarak kullanılmaya başlanan bir kavram. Dolayısıyla modern anlamdaki hatıra türü Türk kültürü ve edebiyatında tanzimattan sonra görülüyor. Gazete ve dergi gibi basın yayın organlarının toplum hayatına girmesi, romantizmin bireyi merkeze alma anlayışı gibi sebeplerde anı türünün doğup gelişmesine önemli tesirde bulunmuştur. E, kültürümüzdeki bazı tarihler, seyahatnameler, teskireler anı sınırları içerisinde değerlendirebileceğimiz bölümler içermektedir. İşte Göktürk kitabeleri Türk kültür tarihinin ilk anı türü örneği olarak kabul edebileceğimiz örnekler ee, yine Babür Şah'ın hatıralarını içeren Babürname 15. yüzyılda yazılmış olan bu eserlerde anı türünün daha e, olgun bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. E, tanzimat sonrası dönemde görülmeye başlayan modern anı türünün ilk örnekleri olarak Keçe İzzet Molla'nın Mihnet Keşan ve Ahmet Mithat Efendi'nin menfası ile Ziya Paşa'nın Defteri Amal gibi eserlerini tazimat sonrası modern anının ilk örnekleri arasında gösterebileceğimiz örneklerden günlüğe baktığımızda tarihsel olarak Cumhuriyet'e kadar Batı'da başlangıcını 15. yüzyıl yaygınlık kazanmasını ise 19. yüzyılda ...gösterebiliriz. Özellikle arkadaşlar 20. yüzyılda... ...büyük bir artış gösteren... ...ve birçoğu Türkçe'ye çevrilen... ...Batılı yazarlara ait... ...önemli günlükler bulunmakta. İşte bunlar mesela Pavese'nin... ...Yaşama Uğraşı... ...Kafka'nın günlükleri... ...Andre Gide'nin günlüğü... ...Bodler'in Apaçık Yüreğim adlı günlüğü... ...yine kamunun ...Defterler adlı günlükleri arkadaşlar... 19. yüzyıldaki önemli anı örnekleri, e, özür dilerim günlük örnekleri, e, Dünya Edebiyatı'nın e, önemli günlük örnekleri. E, edebiyatımıza geldiğimizde ise 3. Selim'in sır katibi olan Ahmet Efendi tarafından tutulmuş olan Ruzname e, adlı eser. E, 1791 ile 1802 yıllarını içine alan siyasi olaylar. Padişah'ın günlük hayatını ve yenileşmekte olan İstanbul'daki yaşayışı yansıtması bakımından önemlidir. Biliyorsunuz günlükler, anılar bu anlamda önemli edebiyat tarihi için önemli kaynaklar. Türk, Türk kültürü ve edebiyatında bugünkü manada günlük ancak tanzimattan sonra görülmeye başlıyor. Direktör Ali Bey'in Hindistan'a yaptığı gezinin intibalarını içeren Seyhat Jurnali, Edebiyatımızda bu anlamda modern ana türünün ilk günlük modern e, günlük örneğinin ilk örneği olarak gösterilebilir. E, Siyaset arkadaşlar örnek olarak e, anılara örnek olarak e, siyasi tarihi ve toplumsal tarafı ağır basan anılar için Cevdet Paşa'nın Tezakir ve Maruzat isimli eseri ilk siyasi hatıra örneği olarak gösterilebilir. Yine e, Sultan II. Abdülhamit Hayatının son yıllarında kaleme aldığı günlük ve anılarında yani is, bunun ismi Abdülhamit'in hatıra defteri 33 yıllık saltanat döneminin pek çok önemli olayını anlatıyor. Tanzimat sonrasında ise Talat Paşa'nın hatıraları, Enver Paşa'nın ha, e, anıları, Hüseyin Cahit'in kavgalarımı ve Halit Ziya'nın saray ve ötesi siyasi, tarihi ve toplumsal tarafı ağır basan anı örneklerimiz Tanzimat sonrasındaki siyasi, ta tarihi ve toplumsal tarafı ağır basan günlük örneklerimiz ise Ömer Seyfettin'in Yunanlılara esir düştüğü, Balkan Savaşı esnasında tuttuğu Balkan Harbi Rüznamesi bu e, günlük örnekleri arasındadır. E, kültür, sanat ve edebiyat tarafı ağır basan anılar ise Ahmet Mithat Efendi'nin menfaası, Halit Ziya'nın 40 yılı Ahmet Rasim'in Gecelerim ve Mehmet Rauf'un Edebi Hatıraları, ee, kültür, sanat ve edebiyat tarafı ağır basan günlükler ise Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi, Direktör Ali Bey'in az önce bahsettiğimiz e, Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnalini, e, kültür, sanat ve edebiyat tarafı ağır basan e, günlük örneklerimiz arasında gösterebiliriz. Asıl konumuz olan Cumhuriyet döneminde anı ve günlüğe geldiğimizde ise arkadaşlar anı ve günlük türlerinin cumhuriyet sonrasında yaygınlık kazandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bu gelişmede neler etkili olmuştur? Yazma ve yayımlama alışkanlığı ve böyle bir geleneğin oluşması, basın yayın imkanlarının gelişmesi, okur yazar veya eğitimli insan sayısının artması, bireyin oluşması bu faktörler arasında gösterebileceğimiz faktörler. Bir başka önemli etken olarak da Türk milletinin imparatorluktan cumhuriyete geçiş sürecinde o yaşadığı büyük dönüşümler zihin ve ruhlarda büyük tesirler yaratmıştır. Bunları da anı ve günlük örneklerinde cumhuriyet dön Cumhuriyet dönemi sonrasında sıklıkla görmekteyiz. Evet. Anı türünün arkadaşlar Cumhuriyet sonrası ana türünün siyasi, tarihi ve toplumsal tarafı ağır basan birçok örneği var. İstiklal Savaşı ile ilgili olanlardan mesela Mustafa Kemal'in nutuğu hepiniz biliyorsunuz, Kazım Karabekir'in İstiklal Harbi'mizi, Halide Edip'in Türkün Ateşle İmtihanı, Atatürk ile ilgili olan anılardan Cemal Celal, Bay Celal Bayar'ın Atatürk'ten Hatıraları, Fali Rıfkı Atay'ın Çankayası. Ruşen Eşref Ünaydın'ın Ana Fartalar Kumandanı, Kahramanı, Mustafa Kemal ile Mülakat gibi eserleri Cumhuriyet sonrası Atatürk ile ilgili önemli anı örneklerimiz. E diğer anılar olarak da Erdal İnönü'nün biliyorsunuz Anılar ve Düşünceler, Emre Kongar'ın Ben Müsteşerken Müsteşerken eseri yine diğer anılardan önemli anılar. E, kültür e, kült bu dönemde kültür sanat ve edebiyat tarafı ağır basan anılar e, anılarımız arasında gösterebileceğimiz yine Ahmet Rasim'in Fuhşi Atik, Yahya Kemal'in Çocukluğum Gençliğim Siyasi ve Edebi Hatıralarım adlı eseri, Yusuf Ziya Ortaç'ın Portreler, Beşir Ayvazoğlu'nun Defterimde 40 Suret, yine e, bu dönemde Cumhuriyet döneminde bireysel tarafı ağır basan anılar arasında Halit Ziya'nın bir Acı Hikaye, Halide Nusret'in Bir Devrin romanı, Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam gibi e, anıları bireysel tarafı ağır basan anılarımız arasında... E, Cumhuriyet sonrası dönemde kal kaleme alınmış ve yayımlanmış bireysel tarafı e, ağır basan anılardan diğerleri arkadaşlar... Mesela e, gazetecilik anıları olarak Servet Funu'nun kurucusu olan... Ahmet İhsan Tokgöz, yani o matbaanın sahibi olan Ahmet İhsan Tokgöz'ün matbuat hatıralarımı, öğretmenlik anılarını içeren Şevket Süreyya Aydemir'in Toprak Uyanırsası, cezaevi anılarını içeren Aziz Nesin'in Bir Sürgünün Anıları, hariciye anılarını içeren Feridun Cemal Erkin'in Dışişlerinde 34 Yılı, yine e, diğer anılar olarak da, hepinizin tanıdığı Harit Kıvancın, hadi anlat bakalım anılar bir gibi eserleri Cumhuriyet sonrası dönemimizin önemli anı örnekleri arasındadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, siyasi tarihi ve toplumsal tarafı ağır basan günlük örneklerimiz arasında ise Kazım Karabekir'in günlükleri, Nihat Erim'in eski başbakan Nihat Erim'in günlükleri, kültür sanat ve edebiyat tarafı ağır basan günlükler arasında Tomris Uyarın Gün dökümü 75'i, Cemil Meriç'in Jurnal 1 2'si, Nurullah Ataç'ın Günce 1'i, Oğuz Atay'ın Günlüğü, e, bireysel tarafı ağır basan günlük örnekleri olarak da Salah Birsel'in Papağanname Günlük ve Aydın Doğan'ın Bir Taşralı Gencin Günlüğü adlı eserleri Cumhuriyet sonrası dönemde önemli günlük örnekleri arasında gösterebileceğimiz günlüklerimizdir. Evet arkadaşlar, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.